Arkadaşlar merhabalar. Sizlere bugün şu elimde görmüş olduğunuz silahı tanıtacağım. Bu silahın adı Atmaca 53. 9 mm parabellum bir silah. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu yapımı Mod 6 diye de geçer. Bunu Atmaca Silah Sanayi tarafından da üretilmekte. Görmüş olduğunuz gibi şurada hemen bir emniyet mandalı bulunmakta. Ve burada bir şarjör yatağı var. Şarjörü bu şekilde çıkartıp kenara koyuyoruz. Bu silahın ben sizlere adedi bilgilerini vereceğim. Şu anda silahımız arkadaşlar emniyette. Evet arkadaşlarım. Bu silah 9 mm çapında, 9x19 parabellum diye geçer. Silahımız şarjör kapasitesi 15+1 mermi alıyor. Yani 15 tane mermi şarjörün içine alıyor. Bir tane mermi namlu ağzına arkadaşlar verebiliyorsunuz. Bunu bu şekilde söylemekte fayda görüyorum. Peki silahımızın arkadaşlar ne gibi teknik özellikleri var? Namlusunu şu şekilde görüyorsunuz. Bir başka videomda bunu söküp takacağım ve onu o şekilde de göreceksiniz. Ben özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar silahın. Namlu uzunluğu 123,5 mm. Etkili menzili 70 metre arkadaşlar. Toplam boy 198 milimetre. Yükseklik 129 milimetre. Genişlik 35 milimetre. Yani 35 milimetre ne oluyor? En geniş yeri 3,5 santim civarında oluyor şu gövde kısmı. Hemen şu tutma yerlerini saymazsak. Ve 850 gram ağırlığında bu silah. Çalışma sistemi geri tepme. Ateşleme sistemi yarı otomatik, nişangat sabit arkadaşlar şu şekilde bakın görüyorsunuz, sabit, düz arpacık, hemen şurası bakın görmüş olduğunuz gibi sabit düz arpacık ve aynı şekilde sabit yarıklı gez. Ama tabi bunların bazı modellerinde ileriye yönelik bir geliştirme olacağını duydum. Bunların hareketli gezini de yapmayı düşünüyorlar. Hemen şurada iki tane fosfor var görüyorsunuz. Sağda ve solda beyaz. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Namlu yivleri sağ yönde arkadaşlar bu tarafta 6 yiv sağa doğru 6 adet. Horoz emniyeti var. Şu şekilde. Görüyorsunuz şarjör çıktığı andan itibaren horoz emniyeti devrede. Şarjör emniyeti var çıkarttığınız zaman. Ve iğne ve kapak emniyeti var. Onu da bu şekilde normal emniyet kısmını yukarı kaldırdığınız zaman iğne ve kapak emniyeti devreye şu şekilde çektiğiniz zaman geri gelmez giriyor. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar silahımız bu şekilde. Bir silah. Gayet güzel bir atışı var. Tok bir sesi var. Pek kolay kolay tutukluk yapmıyor. Yani ikinci el alanlar da memnun. Satanlar da sattıklarını açıkçası biraz üzülüyorlar. Böyle bir silah. Atmaca Silah Sanayi tarafından da bu silah üretildi. Üretimde kaldı ve halen de üretilmekte. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu da bu silahı arkadaşlar standlarında satıyor, üretiyorlar ve satıyorlar. 14'lü Browning'e oldukça benziyor silahımız. Yani gerçekten görüntü açısından şöyle bir kere daha düşüreyim şeyini. Bakın görüyorsunuz. 14'lü Browning'e gerçekten çok benziyor silahımız. Görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten birebir kopyası gibi sanki. Bunu da bu şekilde belirtmekte fayda görüyorum. Bir sonraki videomda bu silahın sökülüp takılmasını sizlere göstereceğim. Bir de fiyatın ikinci el ve sıfır
fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Bu silahın alıcıları silahı 1500, 1750, 3000, 3500 lira aralığında, belki son doların yükselmesiyle birlikte fiyatlar daha da artmıştır. Yerli üretim olsa da her ne kadar biliyorsunuz fiyatlar sürekli yukarı doğru bir ivme içerisinde. Daha da fazla olabilir. Ama ikinci el ve sıfır satış fiyatı bu rakamlarda. Hepinize hayırlı günler, güzel günler diliyorum. Bir başka silah tanıtımında tekrar bir arada olmak üzere. Müsaadenizle hoşça kalın, dostça kalın. Dileklerimle birlikte ayrılıyorum.